Günlerdir neyi konuşuyor? İşte Gara'yı konuşuyordu. Bir parça değindik. Böyle lüzumsuz polemikleri konuşuyor. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hanımefendinin ortaya atmaya doyamadığı tuhaf polemikleri konuşuyor. Birkaç gündür de Berat Bey'i konuşuyor. Şimdi Berat Bey Kasım'da istifa etti, gitti. Hem de sosyal medya üzerinden. Biz nereye gitti, ne yaptı bir türlü bilemedik. En son ama Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar dövize rezervdeki dövize ne oldu diye sorunca Erdoğan birdenbire savunmaya geçti. Berat Albayrak hatırladı. Bir İzmir'deki AKP kongresinde yaptığı konuşmayı, AKP Genel Başkanı mı, Cumhurbaşkanı mı, artık siz kendiniz karar verin hangi şapkayla konuştuğuna. Bir izleyelim, oradan devam edelim. Berat Bey'in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı, kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı. Hatta daha da ileri gittiler. Sıfırın altına düştü. Değerli kardeşlerim, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Peki, şimdi Merkez Bankası'nın verileri ortada. O verilere dayanarak işte Dünya Bankası, IMF gibi uluslararası kuruluşların raporları ortada. Ekrana gelecek olan tablo IMF verilerinden, kaynak IMF. Şimdi bu döviz rezervinde hangi ülke ne durumda? Şimdi Türkiye eksi ile, eksi rezervle birinci sırada. Rezervin milli geliri oranı da %5, inanılmaz düşük. Türkiye'yi Sri Lanka ve Mısır izliyor eksi rezervle. Suudi Arabistan, Şili, Nijerya, Kenya. Sonra işte Güney Afrika bile bizden iyi. Hele Rusya milli geliri oranla çok çok iyi. Değişimi de bir yılda artı da %7 mesela. Bizde değişim yani gerçekten hani dikkate şayan 56 milyar dolar eksi görünüyor bir önceki yıla göre, 2020 verileri tabii bunlar. Şimdi efendim Mustafa Sönmez de bu konuda uzman bir meslektaşım, biliyorsunuz. O bunu çok net anlattı. Diyor ki Erdoğan 95 milyar dolar rezervimiz var demiş. O brüt diyor. Net rezerv 14 milyar dolar. Swap yani kiralanmış döviz 59. Swap'ı çıkartırsan net rezerv eksi 45 milyar dolar. Şimdi yani swap'ı Erdoğan bilmiyor olamaz. Swap nedir? Takas. Siz bir şeyinizi karşılık olarak gösterirsiniz. Ya bu mülktür, maldır, bir kurumdur bir ülkeden söz ediyorsak. Ya da işte bir başka taahhüttür, faize dayalı bir taahhüttür, bir şeydir. Takas edersiniz. Biz en son mesela İngiltere'den, Japonya'dan falan swap'la para alacaktık. Alamadık bakın, alamadık. Japonya'dan, İngiltere'den swap'la para alamadık.
Katar'dan alabildik 15 milyar dolar. Aldıktan sonra da borsayı güzel bir fiyata verdik. Hani onun karşılığı değildi o. Ama hani ona denk geldi diyelim. Şimdi bu arada bir şey daha paylaşacağım. Dolar dün Erdoğan Berat Albayrak deyince zıpladı. Berat Albayrak dolar da hatırladı Erdoğan'la birlikte. Şimdi çok bir zıplamadı ama 7'nin altındaydı, 7'nin üstüne çıktı. Bir saat içinde dün 14.30 gibi konuştu Erdoğan. 7'nin üzerine çıkıverdi. 7'nin altındayken. Eyvah Berat Bey geliyor. Eyvah diye. Şimdi şöyle. Önce bu ekonomi konuları çok soğuktur biliyorsunuz. Aslında hepimizi ilgilendirir ama konuşmak çok zordur. Anlamayan vatandaş için ne olduğunu hani söyleyelim. Aslında ben buraya gelirken cebime baktım. Değil mi? 100-200 lira param var. Ama benim aynı zamanda efendim bakkala borcum varsa onu eksi düşerim. Ondan sonra bir yerden alacağım varsa artı yaparım. Boynumdaki altın bilmem ne varsa bunların hepsini yani varlıklarınızı öbür tarafa çıkardığınızda sizin varlığınızı gösterir. Kafa karışıklığı bundan kaynaklanıyor, görülüyor ki. Mesela bugün Milliyet Gazetesi'nin ekonomi yazarı olan Profesör Beyefendi demiş ki Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Efendim şu kadarı altında, şu altın olarak muhafaza ediliyor, şu kadarı dolar olarak muhafaza ediliyor. Mesela ben gelirken Cumhurbaşkanı konuşmasında kızdı ama hemen Berat Albayrak'tan önceki Ekonomi Bakanı Ali Babacan hayır dedi, rezervler düşük dedi. Sonuçta böyle bir kafa karışıklığı var. Yani Türkiye'nin Merkez Bankası'nda, Merkez Bankası kimin parası? Hepimizin parası, hepimizin varlığı. Ne kadar dolar olduğuna dair bir kafa karışıklığı var. Şimdi bu bence sorunlardan bir tanesi yeterince şeffaf olmamasından kaynaklandığına yönelik eleştiriler var bu sürecin. Mesela Ali Babacan diyor ki hani buraya bu süreç diyor politik nedenlerle politik bir şekilde sürdürüldü ve sürdürülürken de gayri resmi yöntemlerle piyasaya dolar sokuldu diyor. Yani dolar nasıl erir? Elbette ki kimse Berat Albayrak'ın şahsi ihtiyaçları için o dolarları kullandığını söylemiyor. Kimse böyle bir şey söylemiyor. Hiç böyle bir şey söylenmiyor. Sadece Türkiye'nin bir dönem, şimdi bakın onu da okuyacağım. Bir dönem politik kararlar nedeniyle, Cumhurbaşkanı ne demişti? Ben faizlerin düşmesini istiyorum. Değil mi? Aynı anda enflasyonun düşmesini istiyorum. Aynı anda doların düşük tutulmasını istiyorum. Şimdi elbette ki güçlü bir ekonomiyseniz, üreten bir ekonomiyseniz paranız çok değerlidir. Ben bunu çok şöyle çevirebilir miyim? Her gün makarna pilav yemek ama şişmanlamamak istiyorum. Hatta zayıflamak istiyorum. Bu arada... Mümkünse... Her gün gerçekten mesela ben de diyetleri uyguladım. Şey yapmazsanız, karbonhidrat tüketmezseniz falan iyi doyarak da zayıflayabiliyorsunuz. Yani öyle bir ekonomi olmayı Türkiye seçebilirdi üreten. Mesela bugün... Ben hani diğer gazeteleri de okuyorum. Milli Gazete'nin manşetini mesela merak edin. Bakın Milli Gazete'nin manşetini. Milli Gazete'nin manşeti, hani şimdi Milli Görüş'e mi dönüyor AK Parti diyoruz ya, Erbakan Fabrikası denilen bir fabrika var. Hı. Çünkü Erbakan'ın döneminde kısa süreli 70'li yıllarda Türkiye ekonomisine kazandırılmış bir fabrika. Bugün üretimi durdurdu. Şeker fabrikası. Milli Gazete onu manşetine taşımış Erbakan hassasiyetinden ötürü. Ama biz farkında bile değiliz. Siz üreten bir ekonomi olabilirdiniz. Ya. Fabrikalarınız çalışabilirdi. Teknoloji üretebilir. Yani mesela bakın Karar Gazetesi'nin, elinizde tuttuğunuz Karar Gazetesi'nin sür manşetinde Ülker'in şeyi var, röportajı var. Ülker, elbette ki hükümete yönelik Ülker grubunun başı olan Murat Ülker'in bir röportajı var. Murat Ülker haklı olarak diyor ki, ya insanlar söylüyor, nasıl çikolata, bisküvit satan biri Türkiye'nin en zengin insanlarından bir tanesi oluyor. Yani siz teknoloji üretebilirdiniz, makine üretebilirdiniz, bak, enerji üretebilirdiniz. Hızın şeker fabrikasında üretim durdu. Buyurun. Bu fabrikada üretim durmayabilirdi. Siz şeker üretip, bakın haberin ayrıntılarını okuduğunuzda şunu görüyorsunuz, Ilgın Şeker Fabrikası'nın üretimi demek, üretim bir zincirdir aynı zamanda. Türkiye'de 3-4 tane daha üretim noktasının daha bakın 1970 yılında 76 yılında temeli atılan ve bölgede Erbakan'ın fabrikası yani Erbakan'ın teknoloji hamlesi olarak görülen fabrika. Ve bu arada deposunda pancarlar çürümeye başlayınca
tırlarla başka fabrikalara taşınmaya başlanmış. Dedim ya, üretim bir zincirdir. Nereye geldiğini. Yani bu bir örnek. Sonuçta üreticiniz pancar üretiyor, siz onu alıyorsunuz, işliyorsunuz ve piyasaya şeker veriyorsunuz. Bu en şeylerden bir tanesi. Murat Ülker'in söylediği haklı. Neden bisküvi, çikolata satan adam Türkiye'nin en zengini? Bunu oturun düşünün diyor özetle. Teknoloji üretebiliriz vesaire. Sonra paranız çok değerli olurdu. Sonra enflasyonunuz çok düşük olurdu. Sonra efendim faizlerinize düşük olurdu üretken bir ekonomide. Ama abla, bu olmadığı için, bütün bunlar olmadığı için, yani hem yiyip hem zayıf kalmak isteği olduğu için piyasaya diyor, yani muhalefet bunu söylüyor, CHP'si de, İYİ Partisi de, Babacan da, herkes bunu söylüyor. Bu eleştiri, bu Cumhurbaşkanı çıkıp konuşmasının nedeni bu. Piyasaya sürekli olarak para, Merkez Bankası'nın parası yatırıldı. Ancak öyle tutulmaya çalışıldı. Yani hani bir, tabiri caizse bir morfin bağımlısının sürekli morfinle ayakta tutulmaya çalışılması gibi bu yapıldı. O sırada rezervler eridi. Şimdi muhalefet diyor ki özetle, siz bu rezervleri erittiniz, eksiye düşürdünüz. Şimdi bak, orada bir hani aman en önemli yanını bulmuş Hürriyet Gazetesi. Yani muhalefet öyle bir şey söylemiş ki açığını yakalamışlar. Hı hı. Şimdi efendim, gazetede küçük bir haber ama zaten hani daha büyürse ne olurdu hiç bilmiyorum. Kongredeki Erdoğan'ın sözlerini oraya taşımışlar. Şimdi diyorlar ki buharlaştı 128 milyar. Buharlaştı denmesi yanlışmış. Uzmanlara sormuşlar. Merkez Bankası rezervleriyle ilgili CHP'nin iddialarını uzmanlara sorduk. Uzmanlar paranın buharlaşması kavramının yanlış olduğunu söyledi. Para buharlaşmazmış. Şimdi bu yılın haberi, yılın haberciliği, yılın keşfi. Ne? Ben inanamadım okuyunca. Para meğer buharlaşmazmış durduğu yerde. Hı hı. Çok ciddi ciddi bunu yazmışlar. Ekonomist demiş ki içeride de okuyunca, bir dakika demiş, öyle para buharlaşır mı canım demiş. Ama bundan sonra şunu dememiş, buharlaşmaz da ne olur söylemiyor. Döviz rezervi neredeymiş onu da söylemiyor. Kavram yanlış. Kavram yanlışsa her şey yanlış. Para buharlaşmaz. Yaşasın yandaş medya. Ve iki tane şeye dikkat çekeceğim. Bütün gazetelere baktığınızda bugün Berat Albayrak meselesinin Türk medyasının, sadece muhalefet açısından söylemiyorum, aşağı yukarı biz burada konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Bir görüşü bilinecektir. Bizi sevmeyebilir Berat Albayrak sevenler ama bizim Berat Albayrak'taki görüşümüzü şeffaf olarak bilirler. Siz burada hep söylediğiniz, her zaman yaptığınız eleştirileri şimdi daha da geliştirerek bir kez daha yapıyorsunuz. Ama iktidar medyasına baktığınızda Berat Albayrak meselesinin bugün hangi gazetede nasıl verildiğine bakın. Aylar sonra ya, Sabah ve Takvim gazetesinde Berat Albayrak manşet oldu. Tabii ki. Bazı hükümet medyası daha şey gördü. Demirören medyası daha orta halli gördü. Göbek'te gördü yine biraz önce gösterdi. Şunu söylemek istiyorum. Bir Berat Albayrak belli ki mevzu var. Bir dakika. Orada kal. O Berat Albayrak mevzu ne olabilir? Erdoğan neden durup dururken Berat Albayrak'ı bu kadar yüksek perdeden gündeme getirdi hatırlayarak? Ve övmelere doyamadı. Aslında peki övüyor muydu? Övüyor gibi yapıp kendini temize mi çıkartıyordu? Temize mi çekiyordu? Ya da Türkiye hızla bir seçim gündemine doğru sürüklenirken başka hesaplar mı var işin içinde? Şimdi öyle bakın, kocaman sorular duruyor orada. İkinci bölümde, birinci bölümü bitirdik bile. İkinci bölümde bunları konuşacağız.